Glitch. Dokunduğu her bloğun yapısını bozan ve yaklaştığı canlılarda anomalilere sebep olan çok tehlikeli ve eşsiz bir varlık. Peki, Glitch aslında nasıl dünyaya geldi? Tüm bu güçlere ne zaman sahip oldu? İşte başlıyoruz. Bugün Glitch olarak tanıdığımız kişi aslında bir zamanlar herkes gibi sıradan bir oyuncuydu. Günlerini genellikle Minecraft'taki bug'ları test ederek veya redstone sistemleri kurarak geçirirdi. Çevresine karşı genelde bir tehdit oluşturmasa da, keşfettiği bug'ları ve kurduğu redstone sistemlerini diğer canlılar üstünde denemeye bayılırdı ki lakabı da bu yüzden Glitch'ti. Ve bu davranışları diğer insanların çok canı sıkmaya başlamıştı. Abi haberleri duydun mu? Minecraft'ta büyük bir güncelleme gelmiş. Güncelleme mi? Yine ne gereksiz özellik varsa eklemişler değil mi? Ya hayır öyle değil. Sanırım Nether ve End haricinde oyuna başka bir boyut daha eklemişler. Ama adını kimse bilmiyor. Ha, yani bu yeni bir portal ekleniyor demek olabilir mi acaba? Glitch duruma en başta çok sevinse de haberler doğru değildir. Arkadaşı ona yalan söylemiştir. Aslında arkadaşı sadece Glitch'in insanlarla uğraşmayı bırakıp zamanını başka bir şeye ayırmasını istemiştir. Ama söylediği bu yalan ileride herkese çok pahalıya patlayacaktır. Demek yeni bir boyut eklenmiş ha? O boyuta giden portalı ilk ben keşfedeceğim ve hemen tüm buglarını açığa çıkaracağım. Glitch yeni portalın nasıl yapıldığını bulmak için bir sürü yol denemişti. Nether portalını yatay bir şekilde inşa etmekten tut, redstone sinyallerini portala göndermeye kadar bir sürü yola başvurmuştu. Arkadaşının dediği gibi yeni bir boyut bulamasa da, Minecraft'ta daha önce kimsenin bulmadığı bir portal bug'ı keşfetmişti. Yani bu aradığım şey değil tabii ki ama yine de çok havalı. Aynı boyut içinde olan iki portalı birbirine bağladım, inanılmaz bir şey. Şuna bak, resmen portalın içinden kendimi görebiliyorum, harika ya. Peki kendime vurmaya çalışırsam ne olur ki acaba? Çok merak ettim. Aa ne oluyor? Hayır. Yardım edin. Glitch birbirine bağlı iki portaldan kendisine vurmayı deneyerek Minecraft'ın fizik kurallarını yerle bir etmişti ve kendini iki boyut arasında kalan bir geçitte bulmuştu. Bir süre boşlukta sürüklendikten sonra sonunda dünyaya geri dönmüştü. Ah! Orası neresiydi? Nereye gittim ben? Şimdiye kadar Minecraft'ta bulduğum en ilginç bug olabilir. Glitch olanlardan ilk başta sapasağlam çıktığını düşünse de kısa bir süre sonra durumun aslında böyle olmadığını fark etti. Sol elindeki pikseller garip renklerde yanıp sönüyordu ve skin'i bozuk gözüküyordu. Ve bu hiç iyi işaret değildi ya da en azından diğer insanlar için. Yani sol elime ne oldu bilmiyorum ama çok da önemli değil sanırım. Hem biraz havalı da duruyor, insanların dikkatini de çekerim. Ama durum aslında hiç de Glitch'in dediği gibi değildi. Elinin bozuk olması en başta hiçbir şey değiştirmese de, tekrardan iş başına döndüğünde bozuklukları fark etmeye başlamıştı. Şunu da şöyle koyalım. İyi, böyle daha güzel durdu ya. Ne? Bir dakika, ne oluyor ya? Oyun kafayı yedi herhalde. Aslında acaba bu şeyin elimdeki bozuklukta bir ilgisi olabilir mi? Glitch doğru tahmin etmişti. Koyduğu blokların çoğu artık bozuk dokulara sahipti. Elindeki bozukluk her neyse artık Minecraft Glitch için başka bir hal almaya başlamıştı. Peki ben bloğu alıp yere koyabilir miyim? Bu mekaniği oyun kaldırır mı acaba? Peki... Bu bloğun içi dolu mu yoksa sadece görsel bir bozukluk mu acaba? Bir dakika ne oluyor ya? Glitch bloğun içinden geçtikten sonra bacaklarındaki doku da bozulmaya uğramıştı. En başta kalıcı gibi gözükse de Glitch bir süre bekledikten sonra anomali normale dönmüştü. Tamam anlaşıldı, blokların içinden geçmek yasak. Vücudumu daha da bozmasam iyi olur değil mi? Glitch artık bazı güçlerinin olduğunu fark etmeye başlamıştı. Daha başka neler yapabildiğini keşfetmek için güçlerini mobların üstünde de denemeye karar vermişti. Peki dokunduğum bloklar şekil değiştiriyorsa mobları da farklı şeylere dönüştürebilir miyim ki acaba? Cidden işe yaradı. Bu Minecraft'taki ilk hatalı domuz modeli değil mi? Gerçekten inanılmaz. Ve tabii ki aynı şeyi köylüler üzerinde de denemeden olmazdı. Aha merhaba köylü. Bak bu çok daha farklı bir şeye dönüştü. İyi, çok da korkunç oldu aslında. Peki takas tekliflerinde bir değişiklik var mı? İnanılmaz. Sonsuzluk basılı çakmak falan var. Dur bari şunları alayım da ileride işime yarar. Ve sanırım bu önceki bölümdeki durumu biraz açıklıyor. Öyle değil mi? Aslında bu köylüdeki eşyalarda benim sahip olduğum gibi güçlere sahip olabilir mi acaba? Mesela bu çakmakla bir yeri yakmaya çalışsam ne olur merak ediyorum. Tamam yakılmıyor peki. Belki belli bloklarda yaksam değişik bir şeyler olur. Mesela obsidyen falan gibi. Glitch'in tahmini yine doğruydu. Obsidyen olmasa da birkaç farklı blok üzerinde çakmağı denedikten sonra en sonunda o gizemli bloğu bulmuştu. Başka bir boyut daha keşfettim, harika. Ama burası bomboş gözüküyor, bir şey yok gibi. Neyse içini güzel şeylerle doldururuz, hiç sorun değil. Glitch güçlerinin çok havalı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden arkadaşlarının yanına gidip güçlerini onlara da göstermeye karar vermişti. Ama işler tam tahmin ettiği gibi gitmedi.
Ey selam, ne yapıyorsun? İyiyim de senin eline ne oldu öyle? Ha bu mu? Çok önemli bir şey değil ya. Alt üstü hayvanları falan şöyle dönüştürebiliyorum bak. Demek ki etraftaki o garipliklerin sebebi sendin öyle mi? Arkadaşları Glitch'in etrafa verdiği zararın farkındaydı ve bu yüzden ondan nefret ediyorlardı. Glitch'in ise hiçbir şey umurunda değildi. Evet bendim, ne var bunda? Az etraf şenlendi, fena mı oldu yani? Yapma şunu artık, her şeyi berbat ediyorsun. Ya öf, sen ne anlarsın eğlenceden zaten. Glitch artık güçlerinin ciddiyetinin iyice farkına varmıştı ve çevresindeki her şeyin yapısını bozmaya başlamıştı. Gittiği yerlerdeki oyunculara saldırıp onların oyunu çökertmek ve etrafta dolaşan moblara dokunarak onlarda anomalilere sebep olmak favori aktivitesi haline gelmişti. Kısacası Glitch artık gittiği her yerde Minecraft'ın kod yapısını yerle bir ediyordu. Dursana! Yeter artık! Her şeyi yok ettiğini görmüyor musun? Demek sana, senin yüzünden bu hale geldim biliyor musun? Ama aslında sana teşekkür etmem lazım. Sen olmasan bu güçleri asla keşfedemezdim. Bu şekilde devam etmene izin vermeyeceğim. Gel buraya. Ne? Hayır! Hayır! Stabilleşme efekti mi? Bu ne bilmiyorum ama güzel bir şeye benziyor. Glitch arkadaşının yeni keşfettiği o boyuttaki boşluğa yollamıştı. Artık o durdurulamazdı. Bu güçleri artık kendi vücudundaki bozuklukları da ilerletmeye başlamıştı. Ama bu Glitch'in umurunda bile değildi. Bir dakika, bu pikseller ne zaman yüzüme kadar ilerledi? Peki sesim? Sesime ne oldu? Çok havalıyım, bu inanılmaz bir güç. Endişelenmesi gerektiği yerde Glitch artık daha da güç bağımlısı olmuştu. Etrafındaki varlıkların yapısını bozmak ona haz veriyordu. O artık adının tam anlamıyla bugün bildiğimiz Glitch formuna ulaşmıştı. Artık Minecraft'taki en güçlü varlık benim. Ama ortada Glitch'in fark etmediği bir sorun vardı. Vücudundaki bozukluk ilerledikçe bu sefer kendi başına da garip şeyler gelmeye başlamıştı. Yakında herkes bana itaat etmek zorunda. Hey ne oluyor? Neden ışınlanıp duruyorum? Dur. Şans eseri Glitch suya düşmüştü ve ölmemişti. Ama artık güçlerinin kendisine zarar verdiğinin de farkına varmıştı. Güçlerimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor. Bu bozukluğun ilerlemesini durdurmazsam sonsuza kadar yok olacağım. Bir süre düşündükten sonra sonunda çözümü bulmuştu. En son arkadaşını boşluğa attığında stabilleşme efekti almıştı ama sebebini anlamamıştı. Şimdi ise yapması gerekeni anlamıştı. Ne kadar çok insanı boşluğa doldurursa o kadar stabilleşecekti ve güçlerinin kontrolü de o kadar elinde olacaktı. Benim için kendini feda etmek zorundasın. Hoşça kal dostum. Bu noktadan sonra artık Glitch bu şekilde insanları tek tek boşluğa atmanın çok yavaş olduğunu fark etti ve işleri hızlandırmak için farklı tipte tuzaklar hazırlamaya başladı. Bu olaylar daha ne kadar böyle gidecek şu anda çok belirsiz ama hiç iyi bir yere gitmediği ortada. Teşekkürler Ko.